Çok lezzetli bir dip sos yapacağız bugün. Guac mus yapıyoruz. Yani humusla guacamole'nin birleşimi. Yazın bunu gittiğim bir restoranda tatmıştım ve çok beğenmiştim. Döner dönmez hemen kolları sıvadım. Ve de kendi versiyonumu yaptım. O humusun zengin tadıyla o guacamole'nin, avokadonun ferahlatıcı tadı buluşunca ortaya çok nefis, aynı zamanda da çok farklı bir lezzet çıktı. Ona sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi humusun yumuşak olması için ben ne yapıyorum? Bir konserve nohut kullanıyorum. Tabii ki de normal nohutu suda bekletip haşlayıp da kullanabilirsiniz. Hatta daha da iyi olur ama konserve nohutla birlikte işiniz çok daha hızlı oluyor ve daha pratik oluyor. Ondan konserve nohut kullanacağım. Ama ipeksi bir kıvamı olması için nohutu pişmiş olmasına rağmen ben biraz daha pişireceğim. Ondan önündeki tencereyi alıyorum. Bir konserve kullandım. Yani süzünce 400 gram ediyor bu. Üzerine su. Karbonat ekliyorum. Karbonat da nohutların daha güzel yumuşamasını sağlıyor. Ve de biraz tuz ekliyorum ki hani nohutlar pişerken nasıl böyle makarna haşlarken makarna suyuna tuz koyarız. Yine aynı şekilde nohutlar pişerken de o suzun lezzetiyle beraber pişsinler. Bu sayede daha nefis olsunlar. Şimdi altını açtım. Su kaynadıktan sonra altını kısacağım ve tam 20 dakika boyunca nohutları haşlayacağım. Ondan sonra humusu yaparak işe başlayacağım. Şimdi nohut tamam. Dediğim gibi bir 20 dakika daha haşladım. Ondan sonra da böyle eğer gözünüze gelirse şu kabuklarından kurtulabilirsiniz. Yani hani böyle bunda vakit çok uzun saatler harcamaya gerek yok. Ama gözünüze geldiği yerde kabuklar kendini bıraktıysa onları alırsanız humusunuz biraz daha pürüzsüz olacak. Şimdi ne yapacağım? Bayıldığım blenderımı önüme aldım. Bosch'un vakumlu blenderını kullanıyorum. İnanılmaz güçlü. Ondan böyle şeyleri yapmam çok rahat oluyor. Aynı zamanda bunda vakum özelliği de var. Yani isterseniz hazırladıktan sonra vakumlayabiliyorsunuz ve daha uzun süre taze tutabiliyorsunuz besinleri. Şimdi bir iri diş sarımsağı alıyorum içine. Ardından limon. Hiç sarımsağı gördüğünüz gibi ezmedim çünkü zaten o işi blender benim için yapacak. Ben bir limonun suyunu ekleyeceğim. Siz isterseniz yarısını da ekleyebilirsiniz. Biraz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar tahin. Özellikle bu mevsimde en çok kullandığım besinlerden bir tanesi tahin olabilir. Çok seviyorum. Girdiği her şeye bence çok yakışıyor. Su ekliyorum. Bu tahinin daha rahat açılmasını sağlayacak. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar ekledim. İlk önce bir buraya geçireceğim. Ondan sonra nohutu ekleyeceğim. Bu arada humusa sarımsak eklemek tercihe bağlı. Yani kimi zaman eklenmiyor da. Ben ama yakıştırdığım için biraz sarımsak ilave ediyorum. Şimdi nohutu ilave ediyorum. Böyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Kimyon, humusun olmazsa olmazı. Bir çay kaşığı. Biraz pul biber. Tuz ekleyeceğim. Hatırlarsanız saçlama suyunu da eklemiştik. Ondan biraz kontrollü gitmekte fayda var. Çok fazla tuzlu olmasın. Ve de karabiber. Şimdi her şeyi tekrar blenderdan geçirdiğimiz vakit humus hazır olacak. Humus hazır. Şimdi hemen bir kaseye alalım. Bakın kıvamı böyle. Gördüğünüz gibi bayağı güzel gözüküyor. Dediğim gibi burada güçlü bir blender oldukça önemli. Yoksa bu kıvama gelmesi biraz zor. Ve blender aldıktan sonra da bir 2-3 dakika vermeniz lazım. Yani hemen olduğunu görür görmez durmayın. Biraz daha uzun gitsin ki ipeksi bir kıvama gelsin. Eğer ihtiyaç olduğunu hissederseniz azar azar su ilave edebilirsiniz. Şöyle üzerini düzleştiriyorum. Gerçekten ipeksi gözüküyor. Çaktırmadan tadına da bakacağım. Yani pek çaktırmadan değil ama. İnanılmaz iyi. Hakikaten müthiş bir kıvamda şu an. Böyle ağzınızda humusun eriyip gittiğini hissediyorsunuz. Şimdi sıra geldi guacamole'ye. 2 tane yumuşak avokado. Böyle markette tam mükemmel avokado bulduğum zaman dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Ve buldum. Gerçekten ikisi de mükemmel. Hop içlerine önümdeki kaseye alıyorum. Şimdi humusu ipeksi kıvama getirdik. Guacamole'yi biraz daha dokulu bırakacağım. Yani çok fazla bir püre yapmayacağım. Hafif çatalla ezeceğim ki ikisinin arasında bir kontrast olsun. Şimdi tuz. Şöyle kırmızı soğan, yarım kırmızı soğan kadar yeterli. Buraya da limon ya da misket limonu hangisi varsa. Biraz kişniş. Hafiften ufaltıyorum. Ve de çatalla beraber
ezerek karıştırıyorum. İsterseniz domates de koyabilirsiniz. Hani ben mevsiminde değiliz diye genelde böyle kışın guacamole yaptığım zaman domates koymuyorum. Ama yaz olsaydı biraz böyle domates koyabilirdim. Çeri domates koyabilirsiniz. Hani bu mevsimde onların lezzeti daha iyi oluyor. Biraz domates de işin içine girebilir. Şimdi nohutun üzerine, daha doğrusu humusun üzerine, yani humus o kadar ipeksi kıvamda ki şu an böyle gözlerimi alamıyorum. Guacamole'yi de koyuyorum. Burada az önce fırında ısıttığım lavaş var. Bunu isterseniz kızartıp cips gibi de yapabilirsiniz. Onun tarifini YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Ama böyle fırından çıkmış sıcacık haliyle de bence çok güzel oluyor. Onları da şöyle şöyle üçgenler halinde dilimliyorum. Ve de humusla guacamole'nin yanında servis ediyorum. Şöyle biraz da tadacağım. Hem humustan hem guacamole'den. Lavaşın üzerine. Bakalım nasıl. Bana sorarsanız müthiş. Diyelim böyle bir pazar günü evde oturuyorsunuz televizyonun önünde. Açtınız güzel dizinizi. Lavaşı batıra batıra tam yemelik. İsterseniz cipsle beraber de servis edebilirsiniz. Hatta böyle sebzelerle beraber de servis edebilirsiniz. Havuçla beraber onları batırıp da yiyebilirsiniz. Ama hem farklı hem çok lezzetli. Aynı zamanda da inanılmaz dengeli bir dip. Mutlaka sizler de deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Her şeyin en güzeli evde. Vakumlu blender ile ilgili bilgi almak istiyorsanız da Boş'un web sitesinden bakabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz pratik. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.